Evet, şikayetler daha çok. Kardeş sorunu çok. Bir yakınım anlatıyor. Kardeşi ufak, şimdi 2-3 yaşında, sürekli merhaba demek istiyormuş öğretmenlere. Merhaba öğretmenim, merhaba. Derse başlayamıyorum diyor. Lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi. Çok zorlanıyor. Ama şimdi bir taraftan da şunu da düşünmek lazım hocam. Bu süreç önümüzdeki 100 yılı inşa ederken İngiltere ile Almanya ile Türkiye, Amerika, herkes eşit yerde değil mi? Aslında bir avantaj da sevgili izleyiciler. Ben öyle düşünüyorum. Hani bu doğru kombinlersek diyorsunuz ya hocam. Bundan sonra dijitali mutlaka kombinlememiz lazım. Geri kalmışlık durumu söz konusu değil ve hepimiz gelecekte söz sahibi olmak istiyorsak bu döneme kafa patlatmamız lazım. Kesinlikle. Yani burada şu çok önemli. Özellikle Avrupa ile ya da dünyanın diğer ülkeleriyle yarış içerisinde bizim öğrencilerimiz. Yani eskiden dünyaya gelen bir çocuk sadece kendi ülkesinde bir yarışın içine giriyordu. Ama şimdi dünya ile yarışıyor ve dolayısıyla eğitimde iyi bir noktaya gelmediğiniz takdirde dünyadaki bu yarışı kaybetmiş oluyorsunuz ya da geri kalmış oluyorsunuz. O nedenle bizim bu dönemden sonra kurgulayacağımız eğitim modelleriyle dünyayla yarışır hale gelmemiz lazım. Bakın ben birçok program yaptım bu süreç içerisinde ve hepsinde ne diyordum? Okulları bir an önce yüz yüze aşmamız lazım Evet. diyordum. Sizin de Ve kapatırken dediniz ki bölgesel olarak değerlendirelim. Bölgelere göre değerlendirip oraları mutlaka açalım. Ağustos'ta sizinle bunu konuştuk biz bu tabii biz ekranda. yaz döneminde hep böyle bölgesel de olsa bu işin Ha. açılması gerektiğini söyledim ve çocuklarımızı eğitimsizlikte eşitlemenin doğru olmadığını her fırsatta anlattık. Bu konuda güzel bir gelişme oldu. Yani şu anda Türkiye'nin risk bölgelerine göre ayrılmış olması oldukça önemli. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz bu süreç içerisinde okullarımızda yüz yüze eğitimi diğer ülkelere göre daha az yaptık. Bu bir Evet. kayıptır ve bu kaybın Tüm telafi edilmesi Avrupa'da, şu lazım. anda İngiltere dışında dediniz değil mi hocam? Hepsi açık Şöyle ben okullar sevgili şöyle diyeyim, izleyiciler. Ocak sonu itibariyle karşılaştırdım ben. Dünya ortalaması 14 hafta kapalı kalma ortalaması. Avrupa ortalaması 10 hafta. Ama bizim ortalamamız 36 haftanın üzerine çıkmış Çok vaziyette. kötü bir durum bu ama Dolayısıyla hocam. bu oldukça kötü ve geri kaldığımız bir durum. Bunun telafi edilmesi lazım.